Bak Ünal Aysal bir şey saklıyor. Benim Galatasaray Başkanı'na saygım sonsuzdur. Koltuğa saygım sonsuzdur. Benim Ünal Aysal'a saygım 0.0'dır. Saygı duymam bu tip yalancı insanlara. Ünal Aysal çok yalancı bir insan. Çok yalan söylüyor. Bir de futboldan anlamadığı belli. Sağ solu da yalaka olduğu için bilmiyor ne yaptın. Yani şaşırmış durumda. Galatasaray büyük bir uçuruma doğru götürüyor. Ben arıyorum kendisini. Diyorum ki Felipe Melo'ya bir teklif var. Beyefendi bana diyor ki bir hafta sonra 2-3 gün evvel 10 milyon verdiler, vermedim. Ya kardeşim böyle yalan olur mu be? Çünkü şeyin Felipe Melo'nun menajeri Rodri Baster benimle çalışıyor. Yani hiç Galatasaray Başkanı yalan söyler mi ya? Galatasaray Başkanı yalan söylüyor, sürekli yalan konuşuyor. Çık kardeşim adam gibi Galatasaray taraftarına anlat. Niçin Mancini'yi gönderdin, neden gönderdin? Neden Bayram Tutumlu'dan 50 milyon euro borç istedin? Öyle ucuz kahramanı oynama Ünal Aysal. Maskeni düşürürüm öyle senin. Erkekten çık bir televizyon programında beraber konuşalım. Galatasaray taraftarı, çok dikkatli olun. Ünal Aysal çok tehlikeli bir adam. Çok sinsi bir adam. Sinsi sinsi gidiyor. Galatasaray sürekli borç altına, borç altına, borç altına. Sonunda ne yaptık biliyor musun? Eski Atletico Madrid'in rahmetli olan başkanı Jesus Gil gibi Galatasaray'a sahip olacak. Ama bilmiyor ki Galatasaray'ın taraftarı adamı oyar. Bırakmazlar, yedirmezler orayı sana. Ama adam ihtiraslı. Bu tip adamlar hep ihtiraslıdır. Yalancı, saklanan, etek altına sığınan bir adam. Bak ağır konuşuyorum, etek altına sığınan. Galatasaray Başkanı'na söylemiyorum. Ünal Aysal'a söylüyorum. Ünal Aysal dikkatli ol. Ben senin ensende olacağım. Sahtekarlıklarını hep ortaya dökeceğim. 50 milyon euro borç istedi. Transfer yapmak için Mancini bundan para istemiş. Mancini bununla oturup konuşurken Mancini dedi ki benim gelecek sene Türkiye'de şampiyon olabilmem için, benim bir şeyler yapabilmem için Avrupa'da şu adamlar lazım. Baktı tutmuyor. Mancini dedi ki ben bunları veremem. Benim bütçem 12 milyon euro dedi. Gelecek seneki sezon. Galatasaray gibi bir takımda 12 milyon euro bir santrafor alamazsın. Pekala kardeşim sen 2011'de geldin. 3 sene geçti. Adam gibi bir çık konuş, ne kadar para harcadın. Galatasaray'ın borcu ne kadar. Bundan 2 sene evvel Fatih Terim'in sayesinde şampiyon oldun. Adamı gönderdin. Felipe Melo eğer şu anda Galatasaray'da oynuyorsa Fatih Terim'in sayesinde oynuyor. Fatih Terim olmasaydı Felipe Melo şu anda Galatasaray'da değildi. Galatasaray'da şu anda para edecek 2-3 tane oyuncu var. Onlardan birisi de Felipe Melo'dur. Onu da Ünal Efendi Fatih Terim'e borçlu. Biz Melo'ya hiçbir şey söylemedik. Çünkü Melo'nun sigortası atarsa sigortasını geri takmak zordur. Melo'yu bırak, bütün oyuncular Ünal Aysal'a inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Ünal Aysal yanına bir tane tilki almış, bu tilki de Bülent Ulun diye bir zavallı. Ama Abdurrahim Albayrak'ı niye gönderiyorsun? Dünya çapında Galatasaray'ı yapan hocayı niye gönderiyorsun? Nedir senin bu ihtirasın? Sen kendini ne sanıyorsun? Hiçbir prestijli teknik adam şu anda Galatasaray'ı kabul etmez. Adam olsaydı Ünal Aysal, Ronald Koeman'ı getirirdim. Michael Laudrup'u getirirdim. Sen gittin Real Madrid'in en dış kapısında 45 dakika beklettiler seni. Ve haber geldi bana, ben aradım içeri alın diye. Fatih Terim'i gönderiyorsun, ertesi gün senin yalaka bilen Tulu'nun Fatih Terim'in oturduğu yere oturuyor. Sen Fatih Terim gibi bir adamı mesajla gönderdim be. Adam biraz utanır, sıkılır ya. Beni Türkiye'de mahkemeye vermişsin ama ben titriyorum. Şu anda çok korkuyorum. Bari beni lütfen Yunanistan'da ve Belçika'da mahkemeye verme. Beni Yunanistan'da aman mahkemeye vermesin. Fani Hanım çok güçlüdür orada. Beni içeri atarlar. Bak işte bak, Yunanistan'a bundan sonra gidemeyeceğim. Belçika'da da Ünal Efendi güçlüdür. Belçika'ya da gidemem bundan sonra. Çıkıp adam gibi etek altına sığınmadan, gizlenmeden çıkıp konuşacağına ve milleti mahkemeye veriyorsun. Bir tek beni vermemiş ki. Ben Galatasaray için canımı vermeye hazırım.
O Galatasaray için üç kuruşu verecek bir adam değil. Yalancı bir adam, sahtekar bir adam. Ben pazar günü programda olacağım. Erkekse, biraz insan kanı varsa o da bağlanır.